İpek Moral, Karadağ'ın kızı. Anne deyince gerçekten bütün akan suların herkes için durması gerekir. Bu ülkede bir anne, Melek Çetinkaya, 18 yaşındaki çocuklar nasıl darbe yapsın? Evladımı ve diğer tüm çocukları adil yargılayın, hakça yargılayın dedi. Her yerde anlattı, sokak sokak dolaştı. Bir anneyi tutukladı bu ülke. Daha geçtiğimiz günlerde ancak tahliye edebildi. Memleketimizde adalet tablosu böyle. İpek Moral de işte annesinin uğradığı haksızlığı anlatmaya çalışıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi paylaşımlardan takip ediyorum. Bir şekilde Halk TV ekranlarına da İpek Moral sesini duyurmaya çalıştı. Annesinin kullanması gereken ilaçları var mesela, onlar verilmiyor. İpek Moral, siz anlatır mısınız izleyicilerimize? Merhaba herkese. Benim annem haksız yere atıldı işinden. İşinden atıldı ve işin ekmeğini istemek için 4 yıldır eylem yapıyor Yüksel Caddesi'nde. Yüksel Caddesi'nde eylem yaptığı süre boyunca her gün cezasına alındı. 4 yıl sonra tutuklandı. Yoğun eylem yapmak diye bir suç dediler. 4 yıl sonra tutukladılar. Sonrasında tutuklu bulunduğu Sincan hapishanesinden Kayseri'ye sevk edildi. Ancak Kayseri'de ilaç verme konusunda aksaklıklar yaşanıyormuş, söylediği aksaklıklar demeyeyim de aslında çok önemsenmiyormuş bu sağlık meseleleri. Tansiyon ilacını vermiyorlarmış. Tansiyon ilacı bir gün alınmadığı takdirde takdirde riski olan bir ilaç. Benim annem her gün çok miktarda ilaç kullanmak zorunda. Buna rağmen tutuklu bulundurmaya devam ediyorlar. Ben buradan Kayseri'deki hastaneye öncelikle şunu soruyorum. Neden hani bu ilacı vermeyeyim, bu kadar geciktiriyorlar? Bunu sormak istiyorum onlara. Ve annem neden tutuklu? Yani niye tutuklu? 4 yıldır dışarıda güvenlik şube polislerinin önünde eylem yapan bir insan tutuklu. Peki Boray, umarım izleyiciler bu sesi duyarlar. Kendi evladınızın siz tutsakken, kendi evladınızın sizin için almanız gereken bir ilaç var. Anneniz, babanız, bir yakınınız için düşünün. O ilaç verilmemiş. Diğer tüm hukuksuzlukları geçerek bunu söylüyorum. Annenizin kullanması gereken ilaç verilmemiş ve dışarıdasınız ve eliniz hiçbir şekilde bu güce yetmiyor. Ne yaparsınız? İpek Moral de sesini duyurmaya çalışıyor. İpek Moral, teşekkür ederim bu haksızlığı anlatıp ses duyurmaya çalıştığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet.